kavramları ve fırkaları üzerinde duracağız. Ama bir derste bir saat zarfında herhalde bizim böyle tarihe mal olmuş üç yapı özellikle bunlardan birincisi ehl Sünnet Müslümanların gövdesini oluşturan büyük kitle ardından daha küçük bir bölümü oluşturan Şia hakkında böyle bir saatte detaylı bilgi vermemiz mümkün değil. Biraz çok ana hatlarıyla yapılar hakkında bilgi verdikten sonra daha çok özellikle ehli sünnet kavramı ile ilgili bizim ne anladığımız ya da ne anlamamız gerektiği hususunu irdeleyen bir şeyler söylemeye çalışacağım. Öncelikle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ettiğinde ortada farklı yorumlar, bu yorumlar etrafında örgülenmiş farklı gruplar yoktu. Peygamber Efendimiz Allah'tan almış olduğu ayetler doğrultusunda dini tebliğ ediyordu, beyan ediyordu ve ashabı da eğitiyor, yetiştiriyordu. Herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğunda ashab arasında Hazreti Peygamber Efendimiz'e müracaat edip zaten problemi çözüyorlardı. Birlik söz konusuydu. Bu bakımdan bizde mezhepler, fırkalar tarihi kitapları ilk mezhepleşme, fırkalaşma hadiselerini anlatırken ilk ihtilaf meselesine değinirler. İlk ihtilaf ilk fırkalaşma demek değildir ama fırkalaşmanın bir şekilde ihtilaflara dayandığını da unutmamak lazım. Bu bakımdan efendimizin vefatını müteakip ...yaşanan bazı ihtilaflı hadiselere sırasıyla işaret ederler. Bunların bir kısmı fıkhi ihtilaflardır. Efendimiz vefat ettikten sonra nereye gömülecek, defnedilecek meselesi. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası var mıdır? Ailesine miras bırakmış mıdır? Sahip olmuş olduğu şeyler şahsının mıdır? Şahsınınsa ailesine miras olarak kalır mı kalmaz mı? Bu konuda Ehli ile Halife Hazreti B Bekir. Arasında ihtilaf oluyor ve bu ihtilaflar orada hallediliyor. Derin e, bazı problemlere yol açmıyorlar. Keza Efendimiz'den sonra kimin halife olacağı hususu biraz daha e, ciddi bir ihtilaf sayılabilir belki. Asap arasında farklı görüşler de ortaya atılıyor. Ensar kendi arasında toplanıyor. E, kendi içlerinden birini halife seçmek istiyorlar. Ondan sonra Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah duruma müdahale ediyorlar. E bu defa diyorlar ki bizden bir lider olsun, sizden bir lider olsun. Çift başlı bir liderlik olsun. E, tabii ki e, bunun doğru olmadığı anlaşılıyor. Ve nihayetinde Kureyş üstünlüğü, Kureyş'in Araplar nezdindeki itibarı, saygınlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle konuyla ilgili Efendimizin de tavsiyeleri hesaba katılarak Kureyş'ten bir lider olması gerektiği. Bunun da Hazreti Ebu Bekir olduğuna karar veriyorlar. Ve ilk halife Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyorlar. Bu meselede hilafet tartışması da burada çözülmüş oluyor. Ondan sonra riddet savaşları. Bu ihtilaf artık bildiğimiz manada ihtilaf olmaktan çıkıyor. Bu bir şıkak hadisesi oluyor. Yani orada e, ümmete karşı Artık e, kendini konumla, konumlandıran, bütünden kopan bir grup söz konusu. Biz zekat vermeyiz diyenler, sahte peygamberler, peygamberlik iddiaları vesaire Bünyeden kopuş ifade ediyor bunlar. Bunlara karşı da zaten böyle bünyeden kopuşlar söz konusu olduğunda da gerekli uyarılar, nasihatler yapıldıktan sonra herhalde Müslümanlar böyle bir fitneye Kurban verilemeyeceğine göre ne yapılır? Artık o insanlarla e, hilafet otorite gerekli efendim e, çareyi yani silahlı mücadeleyi başlatır. Ordular düzenler üzerlerine gönderir ve o gaileyi orada e, ortadan kaldırır. Ki Halife Ebu Bekir de öyle yapıyor. Bu konuda da işte Müslümanlara silah çekilir mi çekilmez mi tartışması yaşanıyor ve Kısa sürede bu da aşılıyor. Konuyla ilgili naslar değerlendiriliyor. Efendimizin talimatları. Ve ashab bu konuda ikna oluyor. Doğru tavır budur diyorlar. Ve riddet savaşları bir dizi halinde yaşanıyor. Ve bunların da üzerinden geliniyor. İki küsür yıl sonra Hazreti Ebu Bekir'in vefatı ile birlikte Hazreti Ömer halife seçiliyor. Onun hilafeti de yaklaşık 10 on yıl. Onun hilafeti de yine ümmetin birliği, dirliği ve düzeni ne sahne oluyor? Buna biz zaten birlik dönemi diyoruz. Genelde icmalar ve ümmeti Muhammed'in siyasi, sosyal anlamda verimli, başarılı atılımları, açılımları da bu dönemde büyük oranda oluyor. Hazreti Osman döneminin ilk altı yılı o da başarılı geçiyor. Ama son dönemi biraz Orada Ümeyye ailesiyle Haşimoğulları arasında. Sadece onlar değil aynı zamanda Beni Temim, Beni Hanife ve Beni Rabia e, kabilelerinden olan daha sonradan işte hariciliğin e, öncü isimlerinin de içinde yer almış olduğu e, bazı Arap kabileleri özellikle Bedevi Arap kabileleri bunlar Küfe'ye Basra'ya yerleşiyorlar. Oradaki fütuhata katılıyorlar. E, onların Halife Osman'ın idaresi, onun valilerin idaresi karşısında şikayetleri var. Biraz işin içinde ekonomik sebepler var. Nüfus yerleşim politikaları söz konusu. Küfe'de, Basra'da karışıklıklar yaşanıyor. O bölgeye başka nüfuslar, topluluklar gönderiliyor. Haliyle gelir yetersizliği başlıyor. Bunun üzerine bazı artık isyanlar çıkmaya başlıyor. Orada Halife'nin valisine karşı, Basra valisine karşı ayaklanmalar falan derken yani Hazreti Osman döneminin son yılları biraz sıkıntılı geçiyor. İç karışıklıklar o zaman başlıyor. Ve bu iç karışıklıklar biraz da e, dışarıdan Yahudi dönmesi bazı isimlerin, grupların köpürtmesiyle biraz yerli gayrimüslim unsurların da fitne kazanını alevlendirmesiyle tutuşturmasıyla bunlar olduğundan çok daha büyük noktaya varıyor. Ve Mısır'dan, Basra'dan, Küfe'den bunlar o dönemin üç büyük eyaleti diyelim. Bu eyaletlerden toplanan insanlar isyan bayrağı açıyorlar ve Medine'yi, halifenin evini kuşatıyorlar. Ve orada bildiğiniz o elim vaka yaşanıyor. Halife Hazreti Osman'ı orada şehit ediyorlar. Ve o dönemden sonra artık ümmet siyasi birliğini ve dirliğini büyük oranda kaybediyor. Çalkantılar epey bir zaman devam ediyor. Binlerce insan artık bu fitne her cümerç içerisinde canlarını kaybediyor, mallarını kaybediyor. Güvenlik boşluğu oluşuyor. Haliyle bunlar sadece siyasi vakalar olarak kalmıyor. E Müslümanlar aralarındaki ihtilafları çözerken ne yapacaklar? Kaynaklarına başvuracaklar. Ben haklıyım diyen insan buna gerekçe olarak mutlaka Kur'an'dan, sünnetten deliller ileri sürer. Çok tabidir. Karşı taraf haksızsın derken eleştiri ortaya koyarken o da haksızsın çünkü Allah şöyle diyor. Haksızsın çünkü hadiste böyle geçiyor diyerek dini kavramlar ve jargon kullanılarak orada bir eleştiri yapılıyor. Bu zaman içerisinde tabii gelişiyor ve Artık işte Hazreti Ali dönemi, onun hilafeti, ümmetin tabi çoğunluğunun oyunu almış bir halife olarak, ee, Şam Hazreti Osman'ın halife Osman'ın şehadetinin efendim bir şekilde hesabını, e, sorumluluğunu ödetmek istiyor ve Hazreti Ali etrafında kümelendiğini iddia etmiş olduğu grupları. Şam valisi Muaviye teslim etmesini istiyor. Bunların hemen yargılanması ve cezalarının verilmesi gerektiğini söylüyor. İşte Hz. Osman'ın öldürülmesi hadisesi bir hukuki kriz olarak Hz. Ali dönemine damgasını vuruyor. Bu hukuki krizde yani katillerin, isyancı grupların yargılanması, cezalandırılması hadisesi Hz. Ali'nin yaklaşık 5 yıllık hilafet dönemine damgasını vuruyor bir türlü e, hava yumuşamıyor. Şamla arasında e, savaş yaşanıyor. Önce Basra'da Cemel Savaşı yaşanıyor biliyorsunuz Hazreti Talha, Zübeyr ve Hazreti Ayşe öncülüğünde e, önceki Halife Osman'ın katillerinin işte Medine'yi istila eden isyancıların yakalanması yönünde böyle milleti harekete geçiren bir çağrıyla yola çıkıyorlar haliyle bu e, çoğunluk tarafından benimsenmiş olan otoriteye de bir baş kaldırı anlamı taşıyor bir karışıklık kargaşa derken Basra'da karşılaşıyorlar ve cemel vakası diye bildiğimiz o savaş yaşanıyor bu problem hallediliyor ama arkada asıl daha büyük bir grup Şam'da Muaviye liderliğindeki grup bunlar aynı davayı sürdürüyorlar halife'nin katilleri o katillere destek veren, isyana katılan isyancıların, fitnecilerin bir an evvel e, yargılanması lazım. Ordumda öyle kimseler varsa onları hemen ordumdan uzaklaştır ve onları bize bırak. Bu da Halife Ali'nin otoritesine karşı aslında bir e, nasıl söyleyelim hürmetsizlik diyelim. Otoriteye karşı gösterilmeyecek bir tavır. Çünkü do doğru olanı şudur. Yani eğer Hazreti hal Ali halife ise ki biz onun halife olduğuna inanıyoruz. Şam'daki Müslümanların ona biat etmemiş olması diğer Müslümanların ettiği biatı geçersiz kılmaz. Bir grup biat etmediği zaman biat edenlerin oyu havada kalmaz. Eğer ehli hal, ehli akt Medine'de, Mekke'de, diğer bölgelerde e ümmetin saygı duyduğu görüşüne, duruşuna, tavrına itibar ettiği insanlar ekseriyetiyle onu destekledilerse o halifedir. Onun hilafetin meşru ise o zaman hukukun da başındaki insan odur. Birilerini yargılayacaksa, birilerini cezalandıracaksa bunları da yapacak olan isim yine halifedir. Dolayısıyla bu konuda Muaviye ve Şam'da konuşlanan Müslümanların halifeye itaat etmeleri ona biat edip ondan sonra halifenin kararına göre hareket etmeleri gerekir. Doğru olan budur. Zaten böyle olduğu için doğru olan biz bu savaşta Hazreti Ali'yi haklı buluyoruz. Muaviye'yi haklı bulmuyoruz. O ve onun etrafında kümelenen Şam'daki efendim e, Müslümanların bu konuda halifeye biat etmemekle, itaat etmemekle, hele ona kılıç çekmekle, savaş etmekle e, günah işlediklerini düşünüyoruz. Tabii problem burada kalmıyor. Ondan sonra Sıffin dediğimiz işte Şam Müslümanlarıyla Küfe'de hilafeti Küfe'ye taşıyan Hazreti Ali etrafında, halife etrafında toplanan Müslümanlar arasında savaş yaşanıyor. Sıffin Savaşı bildiğimiz. Bu Sıffin Savaşı içerisinde bir grup Hariciler diye tarihe geçecek olan bir grup Hazreti Ali'ye İslam bayrağını açıyorlar diyorlar ki sen neden Allah'ın hükmü dururken hakemlerin hükmüne rıza gösterdin diye hakem seçilmesine razı olduğunu gerekçe göstererek hakemlerin hükmüne rızasını gerekçe göstererek e, hadiseye karışan herkesi tekfir ediyorlar. Yani hem Halife Ali'yi hem Muaviye'yi hem hakemleri Amr efendim bin As olsun ondan sonra Abu Musa Şari olsun ve hatta buna rıza gösteren o iki taraftan da Müslümanları tekfir ediyorlar. Böyle bir tekfirci yapı olarak marjinalleşiyorlar şeyden gruptan kopuyorlar büyük kitleden ayrılıyorlar. İşte bu siyasi ihtilafta üçüncü bir kanat oluşuyor. Ali taraftarları bunlara Şiatu Ali deniyor. Şia'nın mayası burada. Bir tarafta hariciler var. İki tarafa cephe almış. Bir tarafta da Şam Muaviye taraftarları var. İşte Nasibe, Nasibiler şeklinde de anılıyorlar. Ancak Hz. Ali taraftarlığı tamamen siyasi bir etikettir. Yani Şia, ilk dönemde Şia demek e, iki şekilde anlaşılır. Birincisi Hazreti Ali yanında yer alan daha ilk halifeden itibaren yani Ebu Bekir, Ömer, Osman'dan itibaren bu işin Ali'nin hakkı olduğunu düşünen Ali taraftarları anlamında ehli beytçi bu kimseler vardır. Bunların dini anlamda diğer Müslüman kitleden farklı bir görüşleri yoktur sadece peygamber efendimizden sonra halife kim olmalı hususunda bunların farklı bir görüşü vardır. Derler ki aslında hilafete layık olan kişi onun damadı olan Ali'ydi. Ondan sonra da onun ehli beytiydi diye düşünenler vardır. Bunlara Şia denir. İbni Hazm Şia'nın ittifakla üzerinde durduğu esasın bu olduğunu söyler. Diğer konularda ...Şia'nın görüşlerini benimsesin ya da benimsemesin bu önemli değil. Önemli olan ilk halifenin kim olacağı hususundaki ihtilaftır. Bu ihtilafta Ali yanında yer alanlar Şiilerdir. Ama e, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşta... ...yani gerek Cemel Savaşı'nda gerek Sıffin Savaşı'nda... ...Ali yanında yer alanlar... ...bunlara da yani e, Şia toplu... ...bunların toplamına Şia denmez ama yakın çevresine Şia denmesi söz konusuysa bu bu anlamdadır yani Muaviyeye karşı anlamındadır yoksa Ebubekir'e karşı Ömer'e karşı Osman'a karşı diğer sahabilere karşı anlamında değil burada o yüzden Şia'tu Ula ilk Şiilerle sonraki dönem mezhepleşmiş, fırkalaşmış Şiiler arasında ideolojik Şiilikle ilk dönemin doğal siyasi grubu olarak Ali etrafında yer alan Şiiler arasında da net bir ayrım yapmak zarureti ortadadır. Bunu hesap etmek lazım. ehl sünnet nedir? ehl sünnet orada hem Hazreti Ali'nin yanında yer alanları, hem Muaviye'nin yanında yer alanları, hem ondan önce Ebu Bekir'e biat edenleri, hem Ömer'e biat edenleri, hem Osman'a biat edenleri. Yani ayrılık çıkana kadarki dönemde bir, bütün bünyeyi, ayrılık çıktıktan sonra da bünyeden kopan haricileri bir tarafa aldığımızda diğer iki grubu da içeriyor. Yani Muaviye tarafı da ehli sünnettir. Ali tarafı da ehli sünnettir. Bu ayrım ehli sünneti bölen, parçalayan, ehli sünnet olmanın dışına taraflardan birini ehli sünnet dışına iten bir ayrım değildir. Çünkü ayrım burada siyasidir. Evet taraflardan biri haksızdır. Yanlış yapmaktadır, günah işlemektedir. Diğer taraf haklıdır. Ama günah işlemek, halifeye başkaldırmış olmak kişiyi Ehl-i Sünnet'ten çıkarmaz. E, bu ehl Sünnet'in tanımını, kavramını belirleyen, e, değiştiren bir tutum, davranış değildir. Ama haricilerin tutumu farklıdır. Hariciler burada Ehl-i Sünnet'ten kopmuştur. Çünkü hariciler tekfir etmiş, etmiştir. Meseleyi itikadi düzeye taşımıştır. İki taraf birbirleriyle siyasi bir mücadele verirken hariciler bu mücadeleye itikadi bir boyut kazandırmıştır. İki tarafında bir beşeri hakem seçmekle, beşerin hükmüne razı gelmekle Allah'a mahsus olan hükmü Allah'tan alıp insana verdikleri için ilgili ayetlerle çatışmıştır. Dolayısıyla kafir olmuştur demekte. Tekfir ettiğinden dolayı ki bu ilerleyen yıllarda büyük günah işleyen kişi de kafir olur inancını da beraberinde getireceği için artık itikadi bir problem olmuş ve ehli sünnetten ayrılmıştır. Haricilerin ehli sünnetten ayrılmasına sebep teşkil eden konu temelde budur. Tekfir. Müslümanları gerek işlediği günahtan sebep pişman da olsa tevbe etmedikten sonra tabii ki yani günah olduğunu, haram olduğunu bile bile nefsine uyarak da işlemiş olsa kafir olduğunu söylerler. Keza hakem hadisesi vesilesiyle o büyük Müslüman kitleyi iki gruba bölünmüş. O kitleyi de tekfir ederler. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in dışına çıkmışlardır. Evet. Şimdi bu savaşlar ne olmuş oluyor? Bu savaşlar aynı zamanda liderler etrafında belli bir grubun kemikleşmesine yol açıyor. Hz. Ali etrafında kemikleşen bir grup var. Bunlar Hz. Ali'nin şehadetinden sonra oğlu Hasan'ın etrafında kemikleşiyorlar, toplanıyorlar. Hazreti Hasan'ın efendim hilafeti Muaviye'ye devretmesinin ardından yaklaşık bir 5-6 aylık hilafeti var. Ondan sonra Muaviye daha güçlü olduğu için daha derli toplu. Orada daha iyi bir sistem kurmuş. Hazreti Ali taraftarları yorulmuş, dağılmış. Büyük oranda ümidini kaybetmişler. Haliyle liderleri Hazreti Ali'nin de şehadetiyle büyük bir darbe almışlar. Hazreti Hasan döneminde artık e, bu kavganın böyle sürmeyeceği anlaşılıyor. Muhtemelen Hazreti Hasan da bakıyor ki yani muaviye taraftarlarının vazgeçirilmesi bir şekilde silah zoruyla yola getirilmesi, haklarından gelinmesi ve bu gailenin silahla savaşla ortadan kaldırılması mümkün değil. Biz bu şekilde birbirimizi yeriz, ümmet parçalanır, boşuna insanların kanı efendim dökülür diye hesap ediyor olmalı ki Hazreti Hasan da artık Muaviye'yi daha güçlü, daha organize, daha efendim ekonomik anlamda iyi, e, gördüğü için, daha örgütlü olduğunu gördüğü için bu işi Muaviye'ye veriyor ve Amul Cenâat denen işte birlik yılı. O aradaki yaklaşık 10 yıllık e, kavga, kargaşa, kaos döneminden sonra birlik ve dirlik dönemi olarak yeni bir sayfa açılmış oluyor ama açılan bu sayfa artık farklı bir sayfa olmuş oluyor. Ondan önce ...hilafet dönemi olarak, hilafetin nübüvvet dönemi olarak geçen ilk dört halife, Hazreti Hasan'ı da ona ekleyecek olursak... ...ki kimse kolay kolay kalkıp da hilafet makamından şu ya da bu tehlikeleri görüp de kendisi en feragat etmez, istifa etmez... ...bu Hazreti Hasan'ın büyüklüğünü gösteriyor, cennetin efendisi olmanın aslında ne olduğunu da bize gösteriyor... Ama ondan sonra artık hilafet-i Nübüvvet bitiyor. Hilafeti mülk denilen saltanat hilafeti başlıyor Muaviye ile beraber. Ve işte 60 yılına kadar ondan sonra oğlu Yezid ile beraber zaten saltanat olduğunu da görüyoruz. Çünkü babadan oğlu artık devam eden, intikal eden, veraset yoluyla yürüyen bir ailenin tekelinde, bir ailenin hakkı gibi görülen bir müesseseye kuruma dönüşüyor hilafet. Ömer bin Abdülaziz bu yapıyı biraz değiştirmeye çalışıyor. Biraz yumuşatıyor. Ee, insanların haklarını, hukuklarını geri iade ediyor. Ee, bölgede işte Emevi ailesi eliyle yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmaya, yanlış uygulamalara son vermeye çalışıyor. Özellikle e, şaibe, ekonomik şaibeler vesaire bunları ortadan kaldırmak için bütün malını, mülkünü, e, ne varsa hepsini bunları Dağıtıyor, tasadduk ediyor. Kendinden önce bir veliaht olmasa, kendisinin de sözüne, sadakat adına e, devam ettirmek zorunda olduğu bir veliaht, veliahtlık olmamış olsa, önceden veliahtı belliydi, belki de tarihin akışını değiştirebilirdi ama tarih böyle bir şeydir. Tarih bizim umduğumuz gibi olmaz, tarih olduğu gibi olur. Biz umarız tarihte olur, bize ummak düşer, tarihe de olmak düşer her neyse zaman içerisinde bu e, Hazreti Ali'den geriye kalan Hazreti Hasan etrafında toplanan ondan sonra Yezid döneminde Yezid'in ilk defa işte veliaht seçilip beyat toplanması ardından işte yine kargaşalı bir şey ihtilaflı bir şey muhataralı muhatara, bir e, şeyi vardır onun biat alma süreci vardır biat aldıktan sonra maşeri vicdana oturmamıştır Yezid'in e, halifeliği Dolayısıyla e, Hazreti Hüseyin etrafında Hazreti Ali'den kalma Küfe'de baba yadigarı o Şia'nın öncüleri Hazreti Hüseyin'e işte kıyam mektupları, biat mektupları yazmışlardır. Onu bir şekilde artık bu iş senin hakkındır. Hadi Muaviye zamanında e, kalkmadınız. Muaviye'ye kardeşin abin Hasan'ın şeyi vardı, sözü vardı ve ona verdi hilafeti ama e, Yezid bu işe layık değildir. Hadi Muaviye sahabedendir ama Yezid o da değildir. Ayrıca şaibeli bir isimdir. Dindarlığı hususu hakikaten ciddi ciddi şaibeler var. Dolayısıyla artık sen bu iş senin hakkındır ve gel ümmetin emanetini omuzlan demişlerdir. Ama bunun arkasında duramamışlar. Bildiğimiz o elim kerbela vakası yaşanmıştır. Ee, bu şekilde o etraf yani ehlibeyt etrafında ehlibeyti siyasi olarak destekleyen o grup orada kötü bir sınav vermişler. Bunlar daha sonra Tevvabun Hareketi diye bilinen pişman olanlar, tevbe edenler Süleyman bin Surat önderliğinde işte Küfe'deki Şia'nın öncü isimleri etrafında biz niye vaktiyle e, Hüseyin'e sahip çıkamadık, neden onu gadire uğrattık diyerek derin bir pişmanlıkla bunlar yeniden toplanmışlar. Böyle bir pişmanlık efendim ordusu oluşturmuşlar. Ama muvaffak olamamışlar. Bir kıyam yapmışlar. O kıyamdan sonuç alamamışlar. Birçoğunun efendim orada e, hayatına son verilmiş. Tabi orada bölgeye küfeye gelen Muhtar As-Sakafi var. Muhammed el Hanefiye Hazreti Ali'nin Fatıma validemiz dışındaki hanımından olan oğlu Muhammed bin El Hanefiye adına bölgedeki insanlardan efendim biat toplamıştır. Ben onun elçisiyim demiştir. Onun mehdiliğini ilan etmiştir. Ardından çok zaman geçmemiş kendisinin mehdi olduğunu iddia etmiş. Böyle çok şaibeli bir adam. Hatta peygamber olduğu bana vahiy geldiği yönünde iddiaları böyle sağlam kaynaklarda geçen bir isimdir. İbni Hacer'in e, Şabi'den naklen söylemiş olduğu. E, bu muhtar Tevvabun hareketinin bu işte başarısız olacağını zaten önceden hesap etmiş. Tevvabun hareketinden bir grup insanı yanına toplamıştır. Ve bölgede tekrar e, biz Hüseyin'in Kerbela'da intikamını alacağız diyerek etrafına toplamış olduğu bir güçle kendisi de hakikaten e, savaş konusunda e, çok başarılı bir isim. Bölgede Ümeyye ailesi karşısında bir kıyam başlatıyor. Bir şekilde Kerbela'da eline Hazreti Hüseyin ve ailesinin kanı bulaşan ne kadar temayüz etmiş, öncü isim varsa siyasi figürü varsa hepsini topluyorlar. Hepsini bir şekilde peşine düşüyorlar. Tepeliyorlar ve öldürüyorlar. Bu şekilde intikam alıyorlar. Ama o zaman işte Yezid'in hilafetinin işte ilk döneminde Medine'de Abdullah bin Zübeyir Mekke'de, Medine'de ve daha sonra Basra'da ve birçok bölgede Abdullah bin Zübeyir İlafetin kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor. Yezid'in bu işe layık olmadığını düşünüyor. Ee, orada bir süre çift başlılık var, çift liderlik var. Bir tarafta Şam'da Ümeyye oğulları liderliği, Yezid öncülüğünde. Bir tarafta Abdullah bin Zübeyir Mekke'de. Ee, Zübeyir artık önderliği, liderliği diyelim. Yani İbn Ömer'e, İbn Abbas'a, Muhammed bin El Hanefiye'ye karşı baskı yaptığı yönünde hatta onları bir eve hapsettiği, etrafını işte çevirdiği, ateş vereceğim, yakacağım sizi, çabuk bana biat edin şeklinde tehditler savurduğu yönünde rivayetler var. Ama bu rivayetler hatta işte Muhammed İbn Hanefiye'nin adam gönderip bir grup, bir birlik askerle etrafını hemen püskürttüğü ve bir şekilde onları oradan kurtardığı yönünde rivayetler var. Abartı olabilir. Yani bu konuyla ilgili benim de bir okumam oldu, araştırmam oldu. Yani bazı kaynaklarda bu bilgiler geçiyor. Ama şunu söyleyelim. Bizim tarihçiliğimizin maalesef böyle bir bir handikapı var diyelim. Siz eğer Hazreti Peygamber dönemine dair özellikle Hazreti Peygamber Efendimizin konusu olduğu hadiselerle ilgili sözler, fiil, anekdotlarla ilgili sahih bilgi bulabilirsiniz. En azından sahih bir değil mi? bunu tespit edebilirsiniz. Ama daha sonraki dönem söz konusu. Yani hadis değil de tarih söz konusu olduğu zaman orada neyin sahih, neyin zayıf olduğunu tespit etmek hem zordur. Sahih denenlere itimat etmek belki biraz daha kolay ama zayıf denenlere gerçekten zayıf mıdır? İtimat etmek de zordur. Neden? Çünkü o dönemde artık Müslümanlar birkaç gruba bölünmüştür. Bidatçı grup diye bir kavram oluşmuştur. Bidatçılar, mübtediye diye. Haliyle işte Ebu Mihnef gibi buna benzer o dönemin kaynakları, işte Cemel vakasını, Sıffin vakasını, o dönemin tarihi olaylarını yazan isimler içerisinden Şii olanlar, yani Şia grubu içerisinde bulunan tarihçiler ki bunlar çok yaygındır. Bu insanlardan genelde bu rivayetler gelir. Çünkü olayın detayını bilen onlardır. Bu insanlardan rivayet geldiğinde de bizim e, Sünnet hadis kaynakları özellikle cerh tadil kaynakları hemen bu isimlere bir tırnak içine alır bunları. Ve der ki bunlar Şii'dir. Şii'yum Çok aşırı Şii'dir. Yaman Şii'dir falan der. Dolayısıyla e, bunlara olan güven Orada hemen şey olur. Askıya alınır. Güvenemezsiniz. Acaba işte kendi söylemlerinin propagandasını mı yapıyor şüphesi orada söz konusu olur. Bu bakımdan bence bu tarihçilik açısından bunun ayrıca incelenmesi lazım. Yani ravi şii diye hemen rivayetin üstünün çizilmesi doğru bir şey değil. Bu manada Ebu Mihnef onun hemen şiiyyüm muhtarik denip isminin çizilmesi. Buna benzer birkaç ravi daha var. Böyle 7-8 tane ravi var. Bunlar bizzat o dönemin tarihini, kitaplarını yazmışlar. Taberi vesaire tarihçiler hep bunlardan faydalanmışlardır. Eğer bu insanların rivayetlerini biz alıp çöpe atarsak, Taberi'nin tarihinin yarısı, o döneme ait bilgilerin yarısı, belki daha fazlası boşa çıkar. O zaman biz o dönemin tarihine dair bir şey anlatamayız. Yani bizim için o dönemde ne yaşandı meselesi, böyle ufak tefek başlıklar, Uzun zaman aralıklarıyla, uzun coğrafya aralıklarıyla e, çok özet bilgiler elimizde kalır. Bu özet bilgilerle de herhalde e, bugün ne kadar gelmiş olan ne fırkaları ne siyasi olaylar zincirini anlayabiliriz, anlatabiliriz. Bu bakımdan bu doğru bir yöntem değil. Bunun başka bir hal çaresine bakılmalı. Ravi Şii olabilir. Alternatif kaynaklarla sadece tarih kaynaklarıyla değil diğer kaynaklarla da bu bilginin bir şekilde karşılaştırılması lazım. Bize Ebu Mihnet'ten gelen rivayeti başka kaynaklarla karşılaştırarak doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bunu anlamamız lazım. Bunun için gerekli kriterlerimiz aslında var ama bu alana bunu uygulayabilir miyiz? Orası problemli bir konu. Her neyse orayı geçiyorum ben. Abdullah bin Zübeyr bir taraftan işte onun hilafeti söz konusu. O işte Ebu Ubeyd Mesud bin Es-Sekafi işte, El-Muhtar es ne yapıyor? Orada hemen kardeşinin ordusuyla ona düzenlettiği bir seferle onu ortadan kaldırıyor. Bu gayle bitiyor ama Muhtar Es-Sekafi ile onun ve etrafındaki bir avuç insanın öldürülmesiyle iş bitmiyor. Küfe'de artık Şiilik organize savaşan, başlarında Hazreti Ali de olmayan, Hazreti Hüseyin de olmayan, Ehli Beyt'ten başlarında birinin olmadığı bir gruba dönüşmüş oluyor. Muhtar es-Sakafi orada bir başka asıl kimlik var. Muhtar es-Sakafi'den daha önemli bir figür var orada ki ilk belki de Şii dogmaları efendim teoriyi doktrini bir şekilde tohumlarını oluşturan isim diyebiliriz biz buna. Orada yani Hicri 70'li 80'li yıllarda artık Küfe'de ki Şii grup örgütlü bir yapıya dönüşüyor. Zaman içerisinde bunlar e, bir 50 yıl içerisinde Muhammed Bakır ardından işte Caferi Sadık hatta bu arada Zeyd bin Ali Muhammed Bakır'ın kardeşi e, etrafında bunlar örgülenmeye başlıyorlar. İçlerinden tabi uç aşırı gulat denen yapılar çıkıyor. hatta Hattabiye gibi dinden çıkmış yapılar. İmamlarla ilgili hiç yani bir Müslümanın aklına gelmeyecek iddialar ortaya atan, ilahlaştıran, onları böyle peygamber derecesine hatta ilah derecesine çıkartan anlayışlar söz konusu oluyor. Yine orada e, Mugiriye, Beyaniye diye çok daha uç bir takım şia içerisinden bazı akımlar çıkıyor. Batıni akımlar yine Şia içerisinden çıkıyor. Şia demek o bölgede artık yani istediğiniz gibi e, dinin önder isimlerine söz isnat edebildiğiniz, kimsenin sizi hesaba çekemediği, bir iç denetimin, kritiğin olmadığı bir topluluk demektir. Cahil insanları çok kolay e, ayartabileceğiniz, organize edebileceğiniz, ehli beyt diyerek, ehl Beyt'in özellikle Kerbela dramının bir şekilde istismarıyla ortalığı hemen manipüle edebileceğiniz böyle bir e, grup var. Böyle bir pazar var yani orada. Bu bakımdan ehl Beyt e, birkaç yüzyıl orada çok verimli biçimde kullanılmıştır. ehl Beyt ismi, önderleri, ehl Beyt söylemi hatta Cafer-i Sadık etrafında bunu o kadar ki Şia'nın nispeten daha mutedil yani gulatından olmayan kaynakları bile e, bundan yaka silkmeye başlamışlardır mesela keşi akbarda akbaru ricelde yani tabakat şia tabakatında caferi sadık çok salih bir insandı etrafında cahil cühela hatta maksatlı kimseler vardı bunlar onun yanına girer çıkarlardı ondan sonra etraflarındaki insanlara işte imam şöyle dedi imam böyle dedi diye asılsız şeyler söylerlerdi İmamdan duymadıkları şeyleri imama yakıştırırlardı. İmam Cafer-i Sadık da bunlardan yakasılmış. Lanet olsun demişti. Hatta bunlara beddualar etmiştir. Bunlarla bizim bir alakamız yoktur demiştir. Hatta e, bazı işte o hatta bir yenin öncü isimleri bunlar oğlu, büyük oğlu İsmail'in etrafında kümelenmeye başlayınca Demek cafer Sadık'tan istedikleri tavizi koparamayınca oğlu İsmail'i kafalamaya çalışıyorlar. Yani ehli beytten olsun da önemli değil. Ehli beyt nesepçe ehli beytten olduktan sonra onun o aile markasını ne yapacaklar? Bir siyasi manipülasyon için kullanacaklar. Dert bu. Ne yapıyorlar? İsmail etrafında kümelenince Cafer-i Sadık onlara hemen ikaz ediyor. Benim oğlumu öldürmek mi istiyorsunuz? yani etrafında kümelenip de bir gaile bir fitneye çocuğumu kurban mı edeceksiniz? Hemen otoritenin dikkatini çekecek. Bu adam kıyam yapacak falan deyip de bir suikasta yahut işte otoritenin gazabına mı uğratacaksınız diyerek fitne yapmayın ve uzaklaşın çekin gidin diyerek Cafer-i Sadık'ın böyle dert yanlarını da biliyoruz. Her neyse. Şia bu şekilde oradan itibaren geliyor. Zaman içerisinde Şia'nın artık itikadi görüşleri de oluşmaya başlıyor. İtikadi görüşleri de aslında siyasi görüşlerinin etkisinde baskısında oluşuyor ki siyasi görüşleri biliyorsunuz hilafet imamet geriliminde oluşan bir siyasi görüştü. Ne diyorlardı? Ee, halife Ebu Bekir değil bu işe Halife Ali layıktı. O dördüncü değil birinci halife olmalıydı. Ondan sonra da oğulları hilafet ehli beytin hakkıdır. Peygamber ona vasiyet vermiştir. Bir vasiyet teorileri vardır. Gadirhum ...hadisesini hatırlayın... ...orada Efendimizin güya... ...Hazreti Ali'ye kendinden sonra... ...halef olarak, siyasi varis olarak... E, ...yetki verdiğini... ...ve insanlardan da bu yetkiyi... ...kabul etmelerini, onaylamalarını istediğini... ...güya iddia ederler... ...dolayısıyla onların din anlayışının... ...mezhep anlayışlarının temennine vardır imamet vardır. Bizde hilafet vardır. Onlarda imamet vardır. Onlar çünkü uzun süreli hilafet bulamamışlardır. Uzun yüzyıllarda bulamamışlardır. Buna karşılık ne yapmışlardır? Kendi iç otoritelerini kurmak ve düzenlerini bir şekilde yürütebilmek adına, ki burada düzen çok önemli. Bu düzen belki siyasi düzen değil ama önemli bir iktisadi düzen var burada. İnsanlardan humus diye Ehli Beyt adına para toplanıyor. Ehli Beyt'in humusu var ya Kur'an'da da geçer. Ganimetin beşte biri. Ehlibeyt adına toplanan humusları bir şekilde ne yapıyorlar? Organize. Kendi aralarında bunu paylaşıyorlar. Ekonomik bir rant var yani Ehlibeyt ismi üzerinden. Orada devşirilen. Ee, bunu tabii kolay kolay bırakmıyorlar. Bu bakımdan onlar da ne yapıyorlar? Evet hilafet yok, siyasi liderlik yok ama o iktisadi rantın devam etmesi adına kendi farklılıklarını, dini farklılıklarını sürdürebilmek adına imamet teorisine tutunuyorlar. Ama imamlarla bir alakaları da yok çünkü imamların zaten onlardan bezdiğini uzak durduğunu biliyoruz İmamlarla ilgili gerek Ali Zeynel Abidin gerek Muhammed Bakır gerek oğlu Cafer bunlarla ilgili hatta Musa Kazım Ali, İmam Ali Rıza bu isimler onun oğlu Muhammed Cevat onun oğlu Ali El Hadi onun oğlu Hasan Askeri bu isimlerle ilgili tarihi kaynaklara baktığımızda hakikaten benim de böyle şaşırdığım şeyler var. Bir defa yani Şia'nın anlattığı şeyleri biz bizim muteber kaynaklarımıza baktığımızda göremiyoruz. Yani Cafer-i Sadık şeyin Küleyni'nin el kafisine baktığınızda rivayetlerin belki üçte ikisi Cafer-i Sadık'tır. Ebu Abdullah Aleyhisselam diye geçer. Oradaki Cafer-i Sadık portresiyle gerçek Cafer-i Sadık'a baktığın zaman o fakih Cafer-i Sadık'a baktığın zaman arada uçurum var. Bu tarafta efendim Kur'an'ın tahrif edildiğini, Ehli Beyt'i öven, Ehli Beyt'in haklarına işaret eden ayetlerin Emeviler tarafından çıkartıldığını, dolayısıyla Kur'an'ın tahrif edildiğini, aslında dinin, büyük kütlenin dininin aslında bozulmuş, tahrif edilmiş bir din olduğunu söyleyen Cafer-i Sadık nerede? O Kur'an'ı okuyan, o Kur'an üzerinden fıkıh, fetva efendim veren, dinini, etrafındaki insanlara telkinlerini bu Kur'an üzerinden inşa eden Cafer-i Sadık nerede? İmam-ı Azamlarla, işte İmam Maliklerle, diğer imamlarla ilişkileri gayet iyi olan. evet fıkhi olarak farklı bir ehli beyt ekolünden bahsetmek mümkün. Fıkhi olarak bu var, bunun karşılığı var. Kitaplarımızda da var, eski kaynaklarımızda da. Böyle mezhep, ehl beyt şeklindeki ifadeler var. Bu konuda çok da fazla şeyci olmamak lazım, mutasip olmamak lazım. Cafer-i Sadık'ın bu manada kendi sözleri de var. Ama bunlar tamamen fıkhi. itikadi anlamda farklı şeyleri yok. Yani eşarilikle maturidilik ya da ehli hadis arasındaki farklar neyse, ehli beytle ehli rey arasında ya da medine ekoli arasındaki farklar da budur. Bundan daha ötesi değildir. İşte Şia'nın o imamet anlayışı etrafında imamları dinin merkezine koyarak onun üzerinden, kurgulamış olduğu din anlayışı ve söylemi aslında ehli beyt imamlarıyla alakası olmayan bir söylemdir. Ehli beyt imamlar orada sadece konu mankeni olarak isimleri, aileleri kullanılmaktadır. Evet bu şekilde Şia devam ediyor ama bu arada büyük Müslüman kitle yani gerek Ümeyye siyasi anlamda gerek Şam tarafına efendim yakın duranlar olsun gerek onun karşısında yer alan işte Abdullah İbni Zübeyir tarafında olsun daha önce Ali tarafında olsun ya da Hasan tarafında Hüseyin tarafında olsun o büyük kitle kendi içindeki siyasi farklılıklarına hatta zaman zaman muhalefetlerine rağmen itikadi duruşu genel din anlayışı efendim bakımından biriler değişen bir şey yok yani şöyle söyle nedir bu kitlenin din anlayışını temelde özetleyecek şey edille şer'iyye. Bizim şia ile aramızdaki en temel ayrım edille-i şer'iyyedir. Hariciler varlığını çok uzun süre sürdüremediler. Siyasi bir marjinal grup olarak birkaç isyan çıkardılar. Zaman zaman fırsat bulduklarında ayaklandılar ettiler ama varlıklarını yani büyük bir kitle olarak bugünlere kadar gelemediler. İbadilik altında biraz daha böyle ehilleşmiş, yumuşamış haliyle bugüne kadar geldiler ama bir varlıkları söz konusu değil. Bu bakımdan yani büyük iki gruptan söz edilecekse bütün aşırı uçlara da dahil olmak üzere şiilik vardır. Bir tarafta da sünnilik dediğimiz ehli sünnet vardır. Ehli sünnetin temel anlayışı kendi iç muhalefetine farklı gruplarına rağmen edille-i şer'iyye'de aslında özetlenebilir. Kur'an var, sünnet var, icma var ve iştihat var. Allah'ın kitabı Kur'an. Allah'ın kitabı Kur'an'dan ancak alimler hüküm çıkartabilir, fetva verebilirler. Şia'ya göre Kur'an vardır ama Kur'an'dan hüküm çıkarabilmenin tek yolu vardır. İmam olmak lazım. İmamlar ancak Kur'an'ı anlayabilir. Biz de ancak imamların fetvaları ışığında anlayabiliriz. İmamların dışında diğer sahabiler de anlayamaz. Tabi'in fakihleri de anlayamaz. tebe tabi'in fakihleri de anlayamaz. Kur'an'ın yorumunu imama verirler. Kur'an'ın gerçek anlamını imamlar bilirler. Sünnet vardır. Eylül sünnetin Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı sünnettir. Şia'da efendim sünnet vardır. Usul kitaplarında baktığınızda Şia'nın usuliyyün denen kolu nispeten biraz daha yumuşaktır. Biraz daha mutezile sayesinde böyle ele ayağa gelir, daha derli toplu, biraz daha makul şeyler söylemişlerdir. Çok orijinal bir yapı değildir. Dediğim gibi Şia'nın şey mutezilenin büyük oranda e, kopyasıdır. Sünnet vardır ama sünnet nedir? İmamların onayından geçmiş sünnettir. İmamlar tarafından rivayet edilen sünnet hüccettir. Eğer imamlar tarafından rivayet edilmiyorsa böyle bir sünnet onlar için hüccet değildir. İmamlar dediğimizde kim? İşte birkaç tane efendim sahabi ve ondan sonraki isimler. Bunun dışında kalan rivayetler onlar için geçerli değil. Çünkü diğer sahabiler özellikle Hazreti Ali yanında yer almadıysa bunlar zaten birçoğu irtidad etmiştir. Gasp etmiştir. Geriye kalan Efendim az sayıda bir sahabidir e, mü'min olan. Yine yani Kur'an anlayışında nasıl temele ehlibeyt imamlarının anlayışını koyuyorlarsa, sünnette de ehlibeyt imamlarının anlayışını koymuşlardır. İcma yoktur. İcma yerine ehlibeyt imamları vardır. Kıyas ve içtihat da yoktur. Onun yerine ne vardır? Ehlibeyt imamları vardır. İşte usullerin dediğim gibi zaman zaman farklı görüşleri olsa bile temelde bu. Yani icma vardır derler. Bir bakarsın kitapta icma vardır derler ama bir fonksiyonu yoktur. Sözde vardır, icraatta bir manası yoktur. Kıyas da öyle. Sözde vardır, icraatta bir manası, bir karşılığı yoktur. Çünkü imam onlar için zaten her şeye kafidir. İmam dediğin kimdir? 12 insandır. Bunların bir kısmı zaten daha önce vefat etmiştir. Yani Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin bunlar zaten o dönemde Kimisi şehit olmuş. Kimisi vefat etmiş. Ondan sonra Ali Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin'in oğlu. Siyasi olaylara karışmamış zaten. Ondan sonra Muhammed Bakır. O da karışmamış. Cafer Sadık. O da karışmamış. Kardeşi Muhammed Bakır'ın kardeşi Zeyd Bin Ali'nin kıyamı var. O karışmış. Daha sonra şehit olmuş. Bu insanların dediğim gibi mezhep olarak görüşleri, fıkhı, duruşu, itikadi anlamda tavırları dediğim gibi e Eylül Sünnet'in kendi içindeki ihtilaflarından farklı değil. Ondan sonra işte Musa Kazım geliyor. Musa Kazım'dan sonra İmam Ali Rıza. İmam Ali Rıza bir fakih midir, gerçekten bir alim midir bundan emin değiliz. Zehebi efendim beyan sahibi olduğunu söyler. Sözünün tesirli olduğunu, maneviyatının yüksek olduğunu söyler ama bir fakih midir? İçtihat yapmış mıdır? Fıkıh teorilerine girmiş midir? Onun hakkında bir bilgi yok. Ondan sonra oğlu Muhammed Cevat, ondan sonra efendim Ali Ehli Adi bunlar da öyle. Hasan Askeri bu insanlar karantina altında yaşamışlar. Göz hapsinde yaşamışlar. İşte Ali El Hadi tutulmuş şeyden getirtilmiş. Samarra'da efendim orada asker denmesi doğrudan de kaynaklanıyor. Askeri bölgede göz altında göz hapsinde tutulmuşlar. Orada yaşamışlar. Genç yaşlarda zaten ölmüş bunlar. Nasıl ölmüş? Bir, bir kısmının ölümü de esrarengiz. Bu bakımdan özellikle İmam Ali Rıza. Haliyle İçtihadı sen bunlara verdiğinde, Kur'an'ın yorumu bunların tekerine verdiğinde, sünnet bunlardan gelecek dediğinde din ne olmuş oluyor? Böyle kapalı bir yapı oluyor. İçtihat müessesesi, müçtehitler, işte el Sünnet'e gelip baktığın zaman ne var? Mekke'de, Medine'de, Hicaz'da, Basra'da, Şam'da, Mısır'da, büyük eyaletlerde her birinde onlarca büyük muhaddis var, fakih var, müfessir var, kelamcı var. Bu insanlar sürekli ne yapıyor? İçtihat ediyorlar. Mezhep dediğimiz şey bunların kolektif ile oluşuyor. Bir tarafta böyle Kur'an ve sünnet temelinde sahih bir metodoloji etrafında e, işleyen bir İslami akıl var. Bu aklın üretmiş olduğu bir fıkıh var. Bu aklın üretmiş olduğu İslami ilimler var. Bu aklın büyük oranda e, geliştirmiş olduğu bir medeniyet var. Bir tarafta ise tamamen dışarıya kapalı, nispeten daha az kültürlü insanlara, biraz daha yerli halklara hitap eden Taşra'ya hitap eden diyelim bu manada ee, ve e, imamların otoritesi üzerinden tamamen nüfus kazanan ama içtihadı vesaire etkinlikleri bir türlü işletmeyen, işletemeyen hatta önünü tıkayan bir yapı var. İşte velayeti fakihle bu daha sonradan velayeti fakih teorisiyle aşılıyor. Bakılıyor ki imamların geleceği yok. İmamlarla aralarında işte ne var? Daha iyiler var. Aradaki efendim köprü isimler var. Çok şaibeli bir bağlantı. Neyse konumuz böyle şey olmadığı için çok detaya girmek istemiyorum. Edille-i arkadaşlar. Ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin en ayırt edici vasfı nedir? Sorusunun cevabı benim gözümde. Edille-i Kur'an var. Sünnet var. Sünnet sadece ehl beyt imamlarının naklettiği rivayetler değildir. Siko olan herkesin naklettiği rivayet bizim için geçerlidir. Kaynak değeri taşır. Ha rivayetler birbiriyle çatıştığı zaman onun bir usulü vardır. O çatışma, tercih, cem, e, nesih, sair yollarla çatışmanın belli bir usul çerçevesinde üstünden gelinir. Ondan sonra icma vardır. Başta sahabenin icmağı. Ondan sonra ala kadri meratibihim sonraki müştehitlerin icmağı bu şekilde bugünlere kadar gelir. Ondan sonra da ne vardır? İçtihat vardır. Kitap, sünnet ve icma ışığında, gölgesinde, şemsiyesi altında Müslüman alim, Müslüman fakih Orada iştihadını yapar, düşünür, taşınır, bir çözüm üretir, yol haritası çizer, strateji belirler. Diğer alimler, diğer fakihler benimserse icma oluşur, bu bütün ümmeti bağlar. Diğer fakihler bunu benimsemezse, hatalı bulursa tatlı tatlı tartışırlar. İlmi hilaf dediğimiz, ilmi cedel dediğimiz saha bu şekilde oluşur. Zaman zaman tatsızlıklar yaşanmıştır. Mezhep kavgaları olmuştur bu efendim Horasan topraklarında şafilerle Hanefiler arasında savaş bile çıkmıştır. Kanlar dökülmüştür. Bunlar tarihte istisna olaylardır. Tarihi istisnalar üzerinden okumak isabetli, sıhhatli, sağlıklı bir değerlendirme tarzı değildir. Genel olarak barış içinde yaşamışlardır. Neden? Çünkü bütün bu farklılıkların içtihat dediğimiz dördüncü efendim katta yaşandığını, en temelde yaşanmadığını, dolayısıyla bizi birleştiren, bizi kucaklayan, bir araya getiren, Aramızdaki ittifak noktalarını oluşturan çok temelde Kur'an'ın, sünnetin olduğunu, icmanın olduğunu bildiği için ümmet sünni gruplar kendi içinde daha barışık biçimde yaşamışlardır. Ama daha Kur'an'dan sonra sünnette ayrılan, sünnetten sonra icmada ayrılan gruplar ne olmuştur? Biraz daha uzağa düşmüştür. İşte bunlara da biz bidatçı fırkalar diyoruz. Edille-i şer'iyyeden kat kat kopan fırkalar kendi İslami algılarını, pozisyonlarını, duruşlarını Edille-i Şer'iyye'den dışarı çıkıp alternatif işte imamet gibi, imamlar gibi e, yöntemler üzerinden, kaynaklar üzerinden yürüten yapılarda ehli bidat olmuş oluyor. Evet, eee ehli sünnetin eee i Şer'iyye etrafında çok özetle kendilerini diğer fırkalardan ayıran hususiyetini bu şekilde ifade ettikten sonra da, Birkaç husus daha var. ehl sünnetin alameti farikası olan mesele. Nedir o? Sahabe meselesidir. Şia ile aramızdaki en temel mesele. Bir tarih algısı aslında bu. Şia'nın tarihe yaklaşımıyla bizim yaklaşımımız farklıdır. Şia'nın tarih algısı ihanetlerle, tahriflerle dolu bir tarih algısıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz hayattayken hemen etrafındaki zümre, Hz. E, Hazreti Peygamber Efendimiz'in gerçek arı duru mesajını bulandırmıştır. Tahrif etmeye kalkışmıştır. Peygamber Efendimiz damadı Ali'yi kendinden sonra halife seçtiği, ona vasiyette bulunduğu, vasisi olduğu halde bunlar hemen bir manipülasyonla kırtas hadisesiyle ilgili söylediklerini hatırlayın. Gadirhum'la ilgili söylediklerini hatırlayın. Bir şekilde ne yapmışlardır? Güya bir kumpas içine girmişlerdir. Böylece bu insanlar Peygamber Efendimiz hayattayken dinden çıkmışlardır. Peygamber Efendimizin vefatında müteakipte bir zorbalıkla Ali'nin hakkı olan hilafeti elinden almışlardır, gasp etmişlerdir. Bir gasp iktidarı oluşturmuşlardır. Ve ondan sonra Kur'an'ın derlenmesine kadar, kıraatlara kadar kaynaklarımıza ucu değinecek oranda bu insanların anlayışını hep bu tarih kurgusu belirlemiştir. Yani Kur'an'ın tahrifi iddiası uçları bu iddiayı dillendirmiştir. Ama tarihinde vardır. Çok açık biçimde dillendirilmiştir. Uç dediğimizde çok da fazla uç değil. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi sırasında kendilerince iddiaları, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlarıyla ilgili iddiaları da bu sadette ele alınabilir. Biz Bizim kurgu tarih anlayışımıza baktığımızda, bizim tarih anlayışımızda Kur'an-ı Kerim'i bize taşıyan, nesil aynı zamanda bize sünneti taşıyan nesildir. İslam siyasi, iktisadi, kültürel mirasını bugünlere kadar taşıyan nesil aynı nesildir. Bu neslin çekirdeği sahabe neslidir. Sahabe nesli emanete ihanet etmemiştir. İnsan olarak ellerinden geldiği kadar bütün samimiyetlerini, dürüstlüklerini, cehdü gayretlerini esirgemeden bu mirası koruyabilecekleri oranda koruyarak bugünlere taşımışlardır. Bu bakımdan sahabe bizim için üstün insandır. Peygamber Efendimiz'e arkadaşlık etmiştir. Ayetlerin üzülüne tanıklık etmiştir. Ve üzerimizde bu insanların hakkı vardır. Onların mücadelesiyle İslam bugünlere kadar gelebilmiştir. Biz onlara dua ederiz. Hataları, kusurları olmuştur. Onlar için de Kur'an'da ilgili sureyi hatırlayın. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لنا الذين سبقونا <laughs> بالإيمان ayet-i kerimesinde daha sonra gelen nesiller ensar ve muhacirlerden sonra gelen nesiller ne yaparlar? Kendilerinden önceki mümin nesillere sahabe de dahil kendilerinden önceki mümin nesillere hep dua ederler. Derler ki onlar bizim kardeşlerimiz o kardeşlerimizi mağfiret eyle rahmetinle muamele eyle derler. Onlara karşı şükranlarını efendim sadakatlarını vefalarını hiçbir zaman esirgemezler. Sahabe konusu bizim yaklaşımımız budur. Bazı fer'i meseleler vardır. İmamet anlayışı dediğimiz şeyin sadece siyasi boyutu değil, bunun dini boyutu biliyorsunuz imamlar onlara göre masumdur. İmamın söylediği her söz ayet gibi hüccettir. İmamın yorumundan bağımsız, imamın yorumuyla hatta çelişik bir yorum zaten geçerli değildir. İmamların masumiyet inancı bu manada. Şia ile yine aramızdaki ihtilaf, temel ihtilaf noktalarından birisidir. Bizde imamların yeri nedir arkadaşlar? İmamın bizdeki karşılığı en fazla fakihtir, müçtehittir. Bizde müçtehit anlayış nedir? Kullu müçtehidin yuhti o yusib. Her müçtehit isabet de eder, hata da eder. Dolayısıyla müçtehitler masum değildir. Bizde peygamberden başka kimse masum değildir. Masum da değildir. Başka bir şey de değildir. Yani masum, masum yerine bir kelime değişikliğiyle başka bir şey demek de doğru değil. Evet. İmamların masumiyeti. Dediğim gibi bazı bunlar üzerine teferri eden bazı meseleler var. Nedir o meseleler? İşte mesler üzerine mes meselesi. O Bakara suresindeki şeydeki, İsa suresindeki ilgili Maide suresindeki ilgili abdestle ilgili ayet-i kerimeye yaptıkları yorumla alakalı bir şeydir o. Bunun dışında Şia ile aramızdaki ihtilaf bu şekilde özetlenebilir. Bizim ehl-i Şinnat olarak temelde duruşumuz edille i Şerii etrafında tarihine olumlu bakan sahabe ve sonraki nesillerin ihanet içinde olmadığını onların üzerlerine düşen vazifeyi elinden geldiği kadar yerine getirdiğini, evet siyasi anlamda problemler olduğunu, siyasi anlamda problemli olan, nefsine yenik düşmüş olan isimler bu manada bizim önderimiz değildir. Bizim önderimiz bu manada karşı tarafta yer alanlardır. Biz onların tavrını, duruşunu destekleriz. Onların tavrı bizim için modeldir, örnektir. Yani ehli sünnet demek Ümeyye oğulculuğu demek değildir. Şia mesela ...hep bu şekilde... E, ...yaftalamaya çalışır. E, sünni anlayışı... ...özellikle bu Selefilerle girdiği... ...çatışmada İbni Teymiye... ...çünkü onlarla ciddi bir mücadele vermiş... E, ...Muaviye'yi, Yezidi... ...efendim onlara karşı... E, ...böyle... ...savunan bir tutum içinde olduğu için... ...onlar hep... E, ...bizi Emeviciler... ...Emevi efendim... ...uşakları falan diye kendilerince sabote etmeye çalışırlar. Böyle bir e, manipülasyon var. Bunun asla esası yok. Bizim Emevi ailesine bakışımız, onların iktidarına bakışımız bellidir. Hz. Ali haklıdır, Maviye haksızdır. Yezid hilafete layık değildir. Maviye'nin bir yanlışı da Allah affetsin. E, hilafeti kendinden sonra Yezid'e bırakmasıdır. Bu işi bir veraset sistemine dönüştürmüş olmasıdır. Biz Maviye'nin bu hatasını sahiplenmeyiz hata etmiştir Allah affetsin deriz. Kendimiz bu konuda onu örnek almayız. Bizim için örnek kimdir? Hazreti Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir. Hazreti Osman, Hazreti Ali örnektir. Bunları, biz bunların örnekliğine bakarız. Dolayısıyla biz sahabenin masum olduğunu da söylemeyiz. Hata eder, günah işlemiş olabilir, kusurları vardır, bir takım zaafları vardır. Biz kusurlarında ve zaaflarında onu örnek almıyoruz. Ama bizim için sahabe Efendimiz'i görmüş olması itibariyle Efendimiz'e bizden daha yakın olmuş olması itibariyle bizden daha değerlidir. Yani biz bir taraftan Hazreti Maviyi tenkit ederiz ama bir taraftan da kendim de onu ölçtüğüm zaman elbette ki Hazreti Muaviye benden daha üstün bir insandır. Ben Hazreti Muaviye'nin yanında benim kıymetim nedir ki derim. Herhangi bir ehli sünnet üyesi olan kişi de böyle der. Bunu kim hatırına deriz biz? Efendimiz hatırına deriz. Efendimiz'i görmüş, Efendimiz'in yanında bulunmuş, vahiy katipliği yapmış. Onun o hali benim efendim bu halimden çok çok daha üstündür. Anlayışı bizde vardır ama şia ısrarla bize der ki öyle değil. Daha ötesi. Yani hakkı teslim etmek onlar için kifayet etmez. Daha ötesi olması lazım. Nedir daha ötesi? Söv. Sahabe'ye söverler. Sebbi sahabe onların şiarıdır. Sahabe'ye lanet edeceksin, söveceksin, iftira atacaksın, karalayacaksın, dinden çıktı diyeceksin ve İslam tarihini büyük bir ihanetler Ağı olarak, silsilesi olarak yorumlayacaksın ki ne olmuş olacak? Mevcut dini yapı böylece şek ve şüphe altına girecek. Bunu kaldırıp atacaksın. Yerine ne getireceksin? Güya ehlibeytçi bir İslam yapısı getireceksin. E nerede peki sizin ehlibeytle aranızdaki sahih senet? Söyleyin bakalım. Ehlibeyt üzerinden güya Efendimiz de kurdukları bağ, işte usul erba dedikleri kitapta görüyoruz. Kafi'de görüyoruz. En temeli kafi'de görüyoruz. Yani Buhari'yi at, kafi'yi al diyorlar bize. Buhari'yi at neden? Çünkü Buhari'de kim var? Ebu Hureyre var. Buhari'de kim var? Muaviye var. Buhari'de kim var? İşte Hazreti Ali yanında yer almayan sahabiler var. Ama ona at, onun yerine kafi'yi al. Peki kafi'de ne var? Yani sahabiye karşılık ne var? 10 tane rivayetten bir tanesi sahabiden geliyorsa 9 tanesi nereden geliyor? sonraki imamlardan geliyor. Sahabi de değil. İşte Cafer-i Sadık'tan geliyor. Peki Cafer-i Sadık'tan yaptığınız bu rivayetten ne kadar emin olabilirim? Siz kendi kaynaklarınızda söylüyorsunuz. Bu adam daha kapıdan çıktığı anda benim adıma yalan söylüyor diyorsunuz. Benim demediğim şeyi gidip insanlara söylüyor diyorsunuz. Bunu kendi kaynaklarınız söylüyor. Nasıl inanabiliriz biz buna? Dolayısıyla ne yapmam lazım benim? kimden gelirse gelsin ehlibeyt imamı olması bir şey değiştirmez ehlibeyt imamın masumdur diye bir anlayış yok peygamberden başka masum yok ehlibeyt imamı da olsa sözünü ne yapmam lazım benim Kur'an sünnet terazisinde takmam lazım onu ben kaynaklara arz etmem lazım kaynaklardan onay alırsa onu kabul etmem lazım İşte bizde içtihat müessesesi budur mezhep böyle bir şeydir mezhepleşmiş o fıkhi yapıda bu tesis edilmeye çalışmıştır şafii gelmiştir Ebu Hanife'nin görüşlerini tenkit etmiştir. Ve böylece farklı bir mezhep oluşturmuştur. Ahmet İbni Hanbel gelmiştir. Onun görüşlerini tenkit etmiş. Farklı bir mezhep olmuştur. Bunların dışında da fakirler vardır. Tenkit etmişlerdir. Bireysel olarak. Yahut etraflarında küçük gruplar oluşmuştur. Yahut grupları bir yüzyıl sonra erimiştir, kaybolmuştur. Ama hep birbirlerini tenkit ederek farklı alternatifler, farklı görüşler, teoriler, algılar, özde aynı olmakla da beraber detayda farklı algılar oluşturmak suretiyle böyle bir çoğulcu bir yapı oluşturmuşlardır. Şia ise diyor ki hayır diyor ehli beyt diyor ama ehli ile de güvenilir bir bağ kuramıyor. Ondan sonra bunun üzerinden bizi kendi görüşlerine anlayışlarına mahkum ediyorlar. Ehli beyt efendim tarihte biliyorsunuz işte onların şey inancı var. Kaim inancı var mesela. Ne demek? Mesela 12. imam dedikleri doğmamış, dünyaya gelmemiş bir adamdan bahsediyorlar. Hasan Askeri 11. İmam'ın oğlu. Güya Muhammed adında bir oğlu var. Muhammed Mehdi Muntazar dedikleri. Hasan Askeri'nin oğlu imiş. Halbuki oğlu yok. Bunu kim söylüyor? Kendisi de bir Şii olan Nevbakti söylüyor. Fırakında. Hasan Askeri öldüğünde geride bilinen bir oğlu yoktu diyor. Hatta öldükten sonra annesiyle kardeşi Cafer ne yaptılar? Hasan Askeri'nin mirasını payettiler. Oğlu olsa mirasını pay ederler mi? Oğlu var derler yani. Nasıl mirasını paylaşsınlar? Bunu Nevbakti söylüyor. Bir Şii. Öldükten sonra Şia 14 gruba ayrılıyor Hasan askerin ölümünden sonra. 11. imamın ölümünden sonra. Bir grup diyor ki onun bir tane oğlu vardı. Ne oldu? Efendim Abbasi e, hanedanlığının şerrinden emin olmak için onu sakladı. Evinin efendim bodrumundan dehlizinden bir şekilde Kaçtı gitti. Ortaya çıkmadı. Kaimdir o. O hala yaşıyor. Gaybet. Gaybetü sura dedikleri mi? Efsane. Şimdi gel buna inan diyorlar bize. Ben orada Kur'an var, sünnet var, icma var, içtihat var. Gayet metodik, gayet makul, sahih, anlaşılabilir, tartışılabilir, sorgulanabilir. Aklını, vicdanını işleterek efendim örgülenmiş bir yapı var. Yok bu yapıdan kop, bu yapı ihanetler üzerine oturuyor. Peygamberle bir alakası yok. Bunların hepsi yalandır, yanlıştır. Ortada senetler var üstelik. Senetler kritik edilmiş. Raviler sika mı, değil mi incelenmiş. Kopuk senetler ayıklanmış. Ondan kop diyor gel buraya bir efsaneye inan. Şia, Şia bizi bir efsaneye çağırıyor. Din diye bir efsaneyi insanların eline vermişler. Yüzyıllardır bu şekilde sürdürüyorlar. İşte küçük gaybet diyorlar. 60-68 yıl. 260-328 yıllar arası. Ondan sonra yoklar ki ya 68 yıl. Bu adam yaşamış olsaydı herhalde bugüne kadar gelirdi. Etrafındaki insanlar artık cevap veremez hale geliyor. Sokağa çıkamıyorlar. <laughs> ne diyeceğiz? İnsanlar soruyor ya nerede Mehdi? Nerede imam? Kaim kaim diyorsunuz gelmedi mi? Yeter Türk çıksın. Baksana orada burada isyanlar var. Abbasilerin otoritesi eskisi gibi değil. İmamımız gelsin işte gittiğinizde görüşmeye söyleyin. İmamlarla herkes görüşemiyor. Tam kripto bir yapı var yani. Bir kişi, iki kişi var. Dört tane süfera dedikleri, sefir dedikleri insan var. Bunlar imamlar adına topladıkları humuslar üzerinden büyük servet kurmuş. Bunu bizzat Şii kaynaklar da söylüyor. Ondan sonra bakıyorlar ki bu iş olacak gibi değil. Bu sefer Gaybeti Kübra'yı ilan ediyorlar. Yeni bir yalan diyorlar ki imam şimdi ortaya çıkmıyor. İmam kıyamete kadar gayip olacak. Ortada görünmeyecek. Efendim yeni bir gaybet denememi başlamıştır. Yeni bir teoriyle. Bu arada tabii dökülenler, ayrılanlar yalan söylüyorsunuz, bizi kandırdınız falan deyip dökülenler de var. Ama o yapı bir şekilde çekirdek kadro, insanları dinle aldatmak kolaydır ve insanları dinle aldattığınız zaman o insanların sizin elinizden kurtulması çok zordur o insanlara bir umut veriyorsunuz. Ülkü veriyorsunuz. Bir taraftan korku veriyorsunuz. Çünkü o insanların siz ruhunu adeta orada tahakkümünüz altına alıyorsunuz. Sağa sola kıpra kıpraşamıyor. Her neyse. Evet. Özetle ehl Sünnet'le alakalı, Şia alakalı bunları söylemiş olayım. Nasip buymuş. Hiç böyle planlamıyordum. Böyle gelişti. Hayır olsun inşallah. Ve ahiru da'vana en hamdulillahi rabbil alemin.